Saçlarında sırma teli. Evet arkadaşlar, neden böyle başladıysam ben de bilmiyorum ama şu anda yine neredeyiz? Tabii ki malum yerdeyiz. Orçun İnce'nin yanındayız. Per Garaj'dayız. Şimdi Megane'ı getirdik. Niye bunu aşağı yukarı sürekli indiriyorsam? Heyecanlandım. Sizi görünce heyecanlandım arkadaşlar. Orçun dükkanın ismini değiştirdi. Motrio oldu. Motrio Orçun. Şöyle Renault'un alt kuruluşu gibi bir şey oldu. Yetkili serviste yaptırdığınız bakımları burada da yaptırdığınız zaman aynı şekilde servis kaydında işleniyor. Şimdi şu arka koltuklar görüyorsunuz. Arka koltukları ne yapıyoruz? İptal ediyoruz. Ama iptal ettikten sonra şöyle bir arkadaşla karşılaşacağız. Nedir bu? Bakalım. Her otomotiv, AirTech, Motorsport. Şöyle demir parçaları. Ama böyle boru şeklinde. Sizce bu ne? Arka koltuğu gösterdim. Tabii ki de bu roll cage arkadaşlar. Roll cage'imiz geldi AirTech'ten. Şimdi başka ne yapacağız? Jantları zaten bir sonraki videoda olabilir. Belki bu videoda da olabilir. Büyük ihtimal bu videoda jantlar da boyanıyor. Sonra arabanın dışındaki kozmetikler yapılacak. İşte şu arkadaki spoiler boyanacak. Yandaki yerler boyanacak. Zaten bunu daha önceden söylemiştik. Ufak tefek kozmetiğe gidiyoruz. Bu videoda kozmetik eksiklerini tamamlıyoruz. Orçun yeni bir dispiritörlük aldı. Bakacağız onlara da. Şimdi birazdan göstereceğim size. Şimdi müşterilerimiz geliyor. %10 indirim diye Aton kodunu kullanıyoruz diyor. Abi ne? Kandırıyorlar mı abi? Yok. Yaparız. Her şey yaparız. Orçun İnce'nin izniyle yaparız bunları. Orçun İnce'nin izni diye bir şey yok. Evet, ben seni çekmeyecektim ya. Doğru. Abi ben bunu çekmeyecektim. Öyle bir şey vardı. Bunu çekmeyecektim. Evet abi, bunu çekmeyecektim. Biz onunla öyle bir anlaşma yapmıştık. Tancım hayırlı olsun canım. Takla atmayı düşünüyorsun herhalde. Spinden sonra dedim ki bu işi el atmalıyım. Güvenlik konusuna da geçtik. Güvenlik konusuna geçtik abi. Ama dedim sana arka koltuğu iptal edeceğiz. Sen de dedin ki Orçun'da AirTech'te böyle bir şey var. Evet. Bu arkadaşla bir tanış dedim. Ben de zaten bu tarz şeyleri seviyorum. Yani bu işlevsel ama. Bir bakayım. Ben görüntü şeyleri seviyorum biliyorsun. Bir tart bakalım kaç. İyi mi? Bir daha o yüz temasını yapabilir miyiz? Hafif oğlum. Şey boy gösteriyorlar ya. Abi derin değil sağ ol. Evet. Bakalım hakikaten. Güzel. Açıyor musun? Tabii ya. Baksana ya bebek ya. Sizce ne renk olmalı? Jant rengini yapalım mı? Ne dersiniz? Ne dersiniz? Zaten ilerleyen kısımda görecekler ne renk olduğunu. Mal çok iyi ya. Perişanlık mısın? Mal çok iyi. Video çekiyoruz şu anda da arkadaşım. Video çekiyoruz da şu anda. Bizi rahat bırakır mısın? Bıçakla falan açalım abi bunu böyle. Eziyet olsun. Onu ben alayım. Bir işe yarıyor demek ki. Kaçırdın oğlum sadece. Bilerek yapmıştın. Bir şey yok oğlum. Hiçbir şey yok. Abi, abi 350 ZM daha iyi abi. Hocam dur bir falçata alalım. Böyle olmayacak. Abi bıçak kör açmıyor. Açmıyor mu abi? Bıçak al şunu abi o zaman. Şunu al abi. Cebe atsana lan. Tamam, tamam, açayım mı abi şimdi? Bir ufak açılır gibi oldu şu anda. Bu parayı kesmiyor abi. Şuraya kadar açacağım. Abi ne o zaman bir, içinden ben alayım tek tek vereyim sana. Güzel mi abi? Hocam mal. O ne abi? Bu ne alaka? Abi arkada soket yok herhalde. Bu elektronik bir şey değil yani. Soketli roller geldi. İlk lan defa görüyorsun ha. Bak ya. Direkt ECU'ya bağlıyorsun. Tabii direkt ECU'ya bağlıyorsun. Hafiflikten dolayı kaç beygir verdiğini gösteriyor. Çok iyi be. Ya. Adam AirTech düşünmüş. Adaptif roll bar. Evet, adaptif roll bar. Ona göre de amortisördeki sertliği ayarlıyor. Bravo. Nasıl? AirTech bu işi biliyor abi. AirTech bir numara ya. Aynen. Kesti mi abi? Biliyor musun? Ama şeyleri kesme, soketleri. Tamam. Bu şey ne diye geçiyor? Kroma kaç diye geçiyor? Hafif malzeme. Civatalarımız. Aynakları güzel. Güzel olacak. Evet, Orçun bir
dispiratörlük aldın dedim. Şöyle bir arkadaş. Made in Germany. Peki. Ben tutayım istersen. Bu ne işe yarıyor? Şimdi Orçun kızlar abi. Bu arabada şey var ya. Evet. Seramik var ya. Tamamdır. Sevmiyor o işleri. Çiziliyor benim arabam diyor. Hatta o yüzden şeye de getirmemişler abi. V Weekend'e. Çocuk haklı. Şöyle. Çok güzel bir alet. Buradan neyi görüyorsunuz? AFR. AFR, yağ basıncı. Yani arabanın görmek istediğiniz her şeyini bununla görebiliyorsunuz. Log alıyor. Bu Megane 3. Bak yazıyor burada. Evet. Bunu şöyle oldu. İnternette gezinirken gördük. Orçun'un böyle bir malzeme var dedim. Baktı, beğendi. Bayiliğini aldı. Ben de alayım mı? Türkiye bayisi şu anda. Yani alabiliriz. Bak bu direkt Renault Megane için. Mazgala takıyorsun. Evet, oturdun. Anlatmak istiyorsun herhalde. Ya bunu bir anlatalım çocuklara. Çoğu arabanın havalandırmasına takılıp direkt kullanabildiğiniz bir sistem. Arabaya göre geliyor. Tabii arabaya göre Monte, geliyor. Şey her modeli ayrı ayrı havalandırma girişine takılıyor. En belirgin özelliği log alabiliyorsun bunu. Seçtiğin sensörlerin içerisinde takip etmek istediğin bir şey varsa onun loglarını alabiliyorsun. Onun haricinde şöyle bir basit, kolay kitap anlaşılabilir bir ekran var. En belirgin özelliği? En belirgin özelliği CAN hattından veya OBD'den bağlanıyor. Bağlandıktan sonra log alabiliyorsun seçtiğin sensörler arasında. Warning light'lar var. Bir de arabaya özel olması çok güzel bir özellik. Çünkü aracın içerisinde tadilat yapmıyorsun. Havalandırmanı söküyorsun, bunu yerine takıyorsun. Size geldiği zaman içerisinde şöyle bağlantıyı kolaylaştıracak parçalar var. İçinde bir micro SD'si var log alabilmeniz için. İşte koruyucu ekran kılıfları. Bence ilerleyen zamanda çok sevecek çünkü çoğu aracın direkt havalandırma menfezini direkt takabiliyorsun. Evet, i20 için var, Golf için var konuştuğumuza göre. Mini Cooper var. Çoğu arabanın var. Ateşlerin çoğu var. Onun haricinde... BMW'lerde de var galiba. Evet, BMW'ler için de var. F serisi, E serisi hepsinde var. Evet, çok kullanışlı. İlerleyen zamanda birçok arabada görürsünüz bence. Güzel. Bayisi Pergaraj. Pergaraj. Ailenizin parçacısı. Evet, bu araba niye böyle? Zaten önceki dakikalarda söylemiştik. Panda Performans kaportaya geldik. Elnur Usta arabanın tamponunu sökecek. Bu kırmızıları falan sökecek. Marş belleri sökecek. Arka tamponu sökecek. Bu sökülecek. Saat kusura da boyanacak. Jantları boyadı şu anda. Yavaş yavaş başladım sökmeye. Kendim sökeyim dedim. Göreyim dedim. Kozmetik işine girdik. Başlıyoruz. Evet. Megane RS. Oldu size 1.5 VCTI. Dodikleri söküldü, marş beli söküldü. Söküldü derken kendi ustalığımı konuşturdum, kendim söktüm. Bunlarla ilgili biraz bahsetmiştim size. Şimdi bunlar da siyah oluyor. Araba rengi olacak. Jantlar özel sipariş renklerden. Ama onu ilerleyen dakikalarda görürsünüz büyük ihtimal. Şimdi ne yapacağız? Max donları takacağız. Spoilerimizi de götüreceğiz yanımızda. Buraya, tamponun şurasına. Şöyle beğendiğim bir tane portlar var. Şu iki tarafı. Çok orijinal duruyor. Onu yaptıracağız. Ondan sonra başka... Size ilerleyen dakikalarda biraz sürprizim var bu koltuklarla ilgili. Videomuzu ileri sarmayın lütfen. Çünkü biz bunlara emek veriyoruz. Siz görün diye çekiyorum, ediyorum. O zaman ne diyoruz? Üçlü olsun, güçlü olsun diyoruz. Abone oluyoruz, beğeniyoruz, yorum yapıyoruz. Birazdan görüşürüz. Unutmuşum. Şunlar da temizlenecek. Farlar temizlenecek. Şöyle içine şuraları kesmişler falan. Buradan da hava şey alıyor, toz muz alıyor. O yüzden içim içi de bayağı pislenmiş. Onların da kapaklarını gelecek orijinalleri. Onlar da temizlensin. Araba sıfır gibi olsun. Belki şu tamponlar falan takılmadan bir detaylinge gidebilir araba. Yani %90 gidecek gibi duruyor. Çünkü şuralar komple zımparası mımparası her şey olsun. Ondan sonra dodikler takılsın, daha güzel olur. Öyle düşünüyorum. Bakacağım ilerleyen dakikalarda neler göreceğiz. Her an her şey değişebiliyor bizde çünkü biliyorsunuz.